Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bakalım aklınızdaki kişilerle 15 gün içerisinde ne yaşayacaksınız? Önünüzdeki 15 gün içerisinde bakalım size karşı enerjisi hangi yönde olacak? Küs ayrı iletişimsiz, problemli olabilirsiniz. Görüşüyor olabilirsiniz, şu problem olmayabilir. Bakalım 15 gün içerisinde sizleri neler bekliyormuş? Bir bakalım. Bakalım bize kartlarımız neyi söyleyecek? Neyi bilmeniz gerekiyor? Hangi mesajı almanız gerekiyor? Bir bakalım. Denge kartıyla birlikte açtık bakalım ilk kartımızı ve yanına Kupa Şövalyesini verdi ve Dünya kartını verdi. Çok güzel. Evet. Bereket simgesi, kırık kalp ve komşu olasılıklar. Ah, çok seven kalp gene kırılmış. Çok hisli insanlarsınız. Gerçekten de böyle aklınızdaki hemen karşınıza gelir derler ya. Hani o derece hisleriniz kuvvetli sevgili arkadaşlar. Özellikle üçüncü gözünüzden çok yoğun enerji söz konusu. Mor rengi seviyor olabilirsiniz veyahut da bu aralar mor rengi takmış olabilirsiniz. Çünkü bu sizin hislerinizle alakalı bir şey. Oradan size yani üçüncü çakranın rengi mordur. O yüzden de bu renge çekiliyor olabilirsiniz bir kısmınız için. Peki, ah çölün ruhu. Peki, şimdi önünüzdeki 15 gün içerisinde neler olacak diye baktığımızda siz aslında kendi kendinize yani sizi size bıraksa son derece dengeli, pozitif, hayattan zevk almasını seven, eğlenmesini bilen, hayatı dengeli yaşayan insanlarsınız. Doğayla iç içe olmayı seviyorsunuz. Doğada vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Böyle ayağınızın toprağa basması sizi rahatlatıyor. Temiz hava almak size çok iyi geliyor. Kimine bu tarz yerler iyi gelmez. Bazı insanlar böyle yerleri sevmiyorlar sevgili arkadaşlar. O yüzden bunu böyle belirtmek durumundayım. Kimisi deniz kenarını sever. Sadece ve sadece deniz kenarında rahatlar. Ama siz toprağa basınca siz kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. ...15 gün içerisinde aranızdaki bu çölün ruhu geldi. Bu sessizlik, bu sakinlik bitecek sevgili arkadaşlar. Kalbinizi kırmış mı? Evet. Seven kalbi kırmış mı? Tabii ki de. Hem de birden fazla şey söyleyerek. Sizi şaşırtmış ve sizi vakti zamanında bir kule anını yaşatmış olabilir. Yani birdenbire ne olduğunuzu anlayamadan size bir karar verdirtmek zorunda kalmış. Yani bu ilişkiden kopmayı size sanki böyle dayatmış, mecbur bırakmış gibi geliyor bana bu açılımda. Ama her şey değişiyor. Siz bir bekleyiş içerisindesiniz ve bu bekleyişinizde haklısınız. Bu ilişkiye bir emek verdiniz. Öyle böyle değil yani bayağı bir emeğiniz var sevgili arkadaşlar. Bu kişiye değer vermişsiniz, kıymetli görmüşsünüz. Bunu ona söylemişsiniz. Kendi yaşam şeklinizden de o zaten bunu anlamış. Size zamanında
hem iyi gelmiş, böyle yani iyi güzel adımlarla da gelmiş. Ve çoğu ama çoğu zaman da küçük adımlarla gelmiş. Yani sizin layık olduğunuz şekilde size bu aşkı yaşatamamış. Ama artık her şey değişiyor. 15 günün sonunda olabilir. Burada 16 rakamıyla kule kartımız geldi. Yani 15 günü bitirin. 15 günün sonunda birçoğunuz gerçekten de bu kişiden geri dönüşler alacaksınız. Kalbinizi kırdı mı? Evet. Şu anda bir sessizlik ortamında mısınız? Evet. Ama olsun. Siz bu kişiye emek verdiniz ve emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu kişi de Boğa, Başak, Oğlak var. Koç, Aslan, Yay var. Evet, yay bir de evet yay burcunda veriyor. Doğru, evet. Koç, Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak daha çok revaçta görünüyor burada ağırlıklı olarak burçlar. Ama tabii ki burçlara çok fazla takılmayın. Bu burçların etkisi nasıl olacak? Yani bu burçlardaki erkeklermiş veya da kadınlarmış gibi hareket edecekler. Bunu söylemek istiyorum. Mesela toprak erkeği veya da toprak kadını daha böyle ayakları yere sağlam basan ilişkiler ister. Daha böyle maddi dayanağı olsun ister. Koç aslan yay ilişkisinde vücut tipine çok önem verirler. Karşısında yanındaki insanın fit olmasına çok daha böyle isterler. Böyle bir insanla çıkmak isterler veyahut da böyle bir insanla evlenmek isterler. Koç, aslan ve yay enerjisindeki insanlar. Kadını erkeği fark etmez. Yanına yakışsın ister. Yani kendisi fit bir vücuda sahipken yanında kilolu bir insanı istemezler. Onlar için dış görünüş, markalı giyinmek, ha biraz böyle zengin bir görüntü sergilemek daha önemlidir. Ama toprak için bu çok da önemli değildir. Onun için onun aklında yatırımları vardır. Onun aldığı maaş vardır sevgili arkadaşlar. Bu arada yağmur başladı. Belki sesi duyuyorsunuzdur. Gök gürültüsü de var. Sabah cayır cayırdı ortalık yani resmen ve akşama da yağmur. İşte hayırlısı olsun bakalım artık. Mevsimler de değişiyor. Evet, burada toparlayacak olursam sevgili arkadaşlar 15 günlük süre içerisinde size ilk önce küçük adımlarla gelecek. Siz zannedeceksiniz ki yine eskisi gibi tutarsız davranışları olacak gibi gelecek size ama en sonunda dengeyi bulacak. Şimdi aranızda belki bir para alışveriş meselesi olmuş olabilir mi? Ufak da olsa bir bakiye kalmış gibi görünüyor sanki. Kendisi de bu sanki siz vermişsiniz ona. Çünkü sizin maddi durumunuz daha iyi gibi görünüyor. Belki bundan dolayı da bir konuşmanız gerçekleşecek olabilir. Onun haricinde 15 günlük süreç içerisinde Odin aşkına diyeceğim şimdi. Evet, İskandinav mitolojisinde Odin ve Thor herhalde birazdan aşağı inecekler. Çölün ruhu artık değişiyor sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. 15 günün sonunda kule kartıyla birlikte aranızdaki sessizlik bitecek. Hepinizi kocaman öpüyorum. Açılım bu kadardı. Görmüş olduğunuz üzere zaten gök gürlüyor. Açılımı da bitirelim. Eğer ki istediğiniz bir açılım varsa seve seve tabii ki de kolektif açılımı uygunsa hemen yaparız sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.